Değerli arkadaşlar, Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Lunge'a bakacağız arkadaşlar. Lunge'da The One'la ilgili bir suçlama var. Buna bakacağız. Aynı zamanda yine Lunge'un an itibariyle genel durumunu bu videoda değerlendireceğiz. Videoya devam etmeden önce sizden ricam, kanala destek olmak adına abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenmeniz şimdiden teşekkürler. Lunge arkadaşlar son 24 saatte %2.70'lik bir değer kaybıyla 3.018'de an itibariyle işlem görüyor. Hacim son 24 saatte %46 azalarak 122 milyon olarak gerçekleşti. Yine market değeri de arkadaşlar fiyatın gerilemesiyle beraber %1.94 değer kaybederek 1 milyar 207 milyon olarak gerçekleşiyor. 36. sıradaki yerini şu anda koruyor Lunge. Bununla birlikte Lunge'un genel durumunda Von'la ilgili bir iddia var. Demin de belirttim. Von'un Lunge DAO CEO'su Von'u Lunge DAO'yu oluşturmakla suçladı. Bruce Wrangler, Terra'nın kurucusu Von'u Lunge DAO'yu oluşturmakla suçladı ve Terra Classic topluluğundan da Lunge DAO'yu bozmasını istedi arkadaşlar. Tabi bu iddiadan sonra Terra Rebels baş geliştiricisi Edward Kim ve diğer üyeler ise Lunge DAO'yu desteklediler. Lunge DAO The One tarafından mı oluşturuldu diye sorduğumuzda Lunge DAO 8 Kasım'da bir tweette Lunge DAO üyesi Coach Bruce Wrangler'ın One'un topluluk doğrulayıcı Lunge DAO'yu oluşturduğunu iddia ettiğini açıklamıştı. Bruce Wrangler bunun The One'un itibarını onarmak için bir kampanya olduğuna inandığını belirtiyor. Terraform Labs TFL hem Lunge hem de Luna blok zincirlerinin güvenini ve kontrolünü yeniden tesis etmek amacıyla birden fazla gruba ayrıldı deniliyor. Lunge DAO üyesi Coach Bruce Wrangler insanlara Lunge DAO'dan ayrılmalarını ve doğrulayıcı ile Terra Classic Lunge kaldırmalarını tavsiye ettiğini belirtti. İddiaların TFL, LFG ve Lunge DAO arasındaki para izindeki araştırmasına dayandığını belirtiyor. Lunge DAO ve DAO'nun Twitter etkinliğini takip etti ve birkaç benzerlik bulunduğu da yine açıklanıyor. Edward Kim ve Terra Rebels üyeleri Lunge DAO'yu desteklemek için bir takım açıklamalar yaptılar. Edward Kim doğrulayıcılar Lunge DAO ve PFSC'nin staking için zinciri güncellemede ve ejderha meyvesi yamasına yardım etmede çok önemli bir rol oynadığını belirtti. Bu arada Lunge DAO bu yanlış iddiaları reddetti ve Lunge DAO ekibin son 6 aydır Bruce Wrangler'a ve onun uygunsuz mizahına karşı çıktığını belirtiyor. Lunge DAO, Luna ve Lunge topluluklarının bir araya gelip fayda sağlamalarının önemli olduğunu da inandığını belirtti. Tabi Lunge DAO, Von ile Cosmos ve diğer geliştirmeler üzerinde birlikte çalışmak için mesajlar paylaşmıştı son zamanlarda. Terra Classic'in fiyatının yükselme mücadelesi verdiğini de belirtelim bu son gelişen haberlerle doğrultusunda arkadaşlar. Genel olarak Lunge'da durum bu şekilde. Tabi piyasanın genel gerilemesiyle birlikte Lunge'da da bir gerileme olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte Bitcoin ve Ethereum'a göre de yine değer kaybının sürdüğünü de söyleyeyim. Bu videoda bu genel bilgileri paylaştıktan sonra arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.